Alışverişim bu kadardı. Şimdi buradan tantuni yemeye gidiyoruz. İyi ki bir videoya çıktın, artık tantuni de yemez oldun. Ha? Sen artık hep sushi yersin. Evet. Herkese yeni vlogdan daha merhabalar. Bugün günlük bir vlog çekeyim. Günlük belki de birkaç günlük olur, tam olarak bilemiyorum. Şu anda saat 10.30. İlk önce Ati'ye gitmemiz lazım çünkü İki tırnağım da kırıldı ve zaten uzamışlardı, 2 hafta falan oluyor. Tekrardan tırnaklarımı yenileceğim. İçime böyle Adidas'tan bir tişört giydim, deri pantolonumu giydim, böyle bir çorap ayakkabı giydim ve bu çantamı aldım. Normalde küçük çanta alacaktım ama makyaj yapmadan çıkacağım için büyük çantam almak zorunda kaldım ki içine makyaj malzemelerini koyabilirim. Biraz geç kaldım ama yetiştim. Merhabalar. Merhaba, hoş buldum. Merhabalar. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Saçlar gitmiş. Çok yakışmış. Çok modern duruyor. Düşmesin. Başka bir şey koyalım. Düşmez be. Düşmez bence. Düşmez. Mesuliyeti kabul ediyorum. Makyajımı yapacağım. Saat 12.22. Şimdi hemen hızlıca şu yüzümdeki sivilceleri falan kapatalım. Kapatıcı kullanarak yapacağım makyajımı. L'Oreal'in Mordant Concealer'ını kullanacağım. Bunu böyle yüze de kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir fırçayla birazcık yeşil gözüküyorum şu anda ışıktan dolayı. Sonrasında Becca'nın Under Eye Brightening Powder'ını alıyorum. Bununla göz altlarımı sabitleyeceğim. Şuradaki sivilcemin üzerine sabit. Revolution'ın şu üçlü yüz kitini alıyorum. Buradaki bronzer rengiyle biraz kontür yapacağım. Göz kapaklarıma da geçiyorum aynı üründen. Fırçamın kalınlığıyla da yüzümün genelini şöyle ısıtıyorum. Bu da tamamdır. Benefit'in kalemini kullanacağım. İnce uçlu olanına. Make Up For Ever'ın Brow Jelly ile sabitliyorum. Kaşlarım çıkmış bu arada ya, onları almak lazım. Nefret ediyorum kaş almaktan. Bence ilk önce şunu kullanayım. Vaseline Ideo Smoker 03 numarası. Bir tarafı kahverengi. Bir tarafı da, dur orayı sonra açacağım, altın sarısı. Ay. Bununla şöyle gözüme biraz gölge veriyorum. Bu ürün gerçekten çok güzel ve kolay karışabilen bir ürün. Hemen şöyle sürüp fırçamla dağıtacağım. Diğer tarafına geçiyorum. Bu tarafına niye geçtim. Diğer tarafı da şu şekilde bir altın sarısı. Bunu da şu şekilde şuraya çizip böyle büyük bir fırçayla tampon hareketlerle sadece böyle şey yapıyorum. Oturtturuyorum farı. Farın birleşim yerini güzelce yediriyorum. Ve bu şekilde gözlerimin içlerini de aydınlatmış oluyorum. Bayağı pratik ve güzel bir ürün gerçekten. Yani far taşımıza gerek kalmıyor. Bu arada eyeliner'a geçmeden Too Faced'in Lip Injection bu ürünü kullanacağım. Dudaklarımı dolgu yaptırmış olabilirim. Daha dolgun dudaklar için bunu kullanabilirim. Bunu böyle rujdan birkaç dakika önce sürüyorum ben. Dudaklarımı birazcık daha dolgunlaştırıyor. NYX'in Epic Ink Liner. Bu hangisi? Black olanı. En sevdiğim eyelinerlerden biri kesinlikle. Yarım bir eyeliner çekiyorum hemen. Urban Decay'in bu 24 saat kalıcı siyah kalemiyle yapıyorum bu işi. Okay, şimdi birazcık kirpik ekleyeceğim bugün. Tekli kirpik. Çünkü bu böyle üstten sıkı saçla şey çok seviyorum. Kirpik ve çekik göz görüntüsünü bayağı bir seviyorum.
O yüzden böyle tepsi kirpiklerimi yanıma aldım. Duo yapıştırıcı. Bu yapıştırıcı birazcık böyle kururken ben aydınlatıcı falan süreyim bu arada. Diyorum bu Nude Skin Luminizer olarak geçen aydınlatıcısını kullanacağım ilk önce. Bununla böyle daha büyük bir alana uygulama yapıyorum. Ardından üzerinden Becca'nın Pearl'ü ile geçeceğim. Bu da birazcık daha beyaz bir aydınlatıcı. Biraz değil, bayağı bembeyaz bir aydınlatıcı. Bunu da böyle en tepe noktalara. Daha sonrasında Kiko'nun bu allığını alacağım ve şu fırçamı kullanayım. Bu elimdeki fırçada MAC'in 138S fırçası. Ben bunu pudra için falan da kullanıyorum. Genelde toz ürünler için kullanıyorum. Böyle göz altlarına pudra falan sürmek için de bayağı iyi oluyor. Şu anda da allık fırçam olmadığı için tamam, yeterli. Kirpiklerimizi takmaya başlayalım. Okay, kirpiklerimizi yapıştırdım. Şu daha önce yapıştırdığım için kurudu. Şimdi üzerinden maskaramızla geçebiliriz. Ops. Bunun birazcık daha zamanı var. Benefit'in Roller Blush maskarasıyla geçeceğim. Kirpiklerimi de yarım taktım. O yüzden eşitlenmesi için kirpik eklemediğim kendi kirpiklerimin tarafına daha çok geçiyorum. Bence tamamdır. Göz makyajımız bu kadar. Yeterli bence. Dudaklarımıza da nude bir şey yapacağız zaten. Dudaklarımda NYX'in Suede Matte Lip Liner'larından Lavender and Lace rengini kullanıyorum. Şu anda bir saniye. Telefonum aslında bir kağıt havlu olduğu için. Şu ürünü birazcık alıyorum. Bununla çerçevemi belirginleştirdim. Biraz da içini boyadım. Ruj olarak da Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk'ını kullanacağım. Ve makyajımı tamamladım. Sabitleme spreyimi unutmuşum. Keşke bir sabitleme spreyim de olsaydı ama olsun. Aa, telefonum nerede be? Aa, telefonum buradaymış. Şimdi ilk durağım ve son durağım olan Kiko'ya geldim. Sebebini size anlatacağım. Çünkü ben günleri karıştırmışım. Kiko'nun Ocean serisi gelmiş. Şimdi onlara bakıyoruz. Şu ruj benim tabii ki de dikkatimi çekti. Neredeydi o? Görebiliyor musunuz bir saniye? Dışı tamamıyla simli bir ruj. Netlese keşke. Netlemiyor ama siz anladınız. Her şey parlak. Çünkü artık yazın geldiğine dair. Ben şu bronzerları beğendim. Normalde bronzer çok beğenmem ama yazın özellikle bronzer seviyorsanız onu bir highlighter buldum. Hemen highlighter. Oo, bayağı güzel. Neymiş bir bakayım buna. Ocean Feels 01 Golden Vibes. Bu çok güzelmiş. Evet, şimdi ben etkinlikten çıktım. Başak arkadaşının yanına geldim. Sabahtan beri kahvaltı yapmadığım için kahvaltı yapacağım. Masadaki her şeye saldırdığını söylemek ister misin? Her şeye saldırdım masada gerçekten. Çok açım şu anda. Salata söyledim, salata yiyeceğim. Şimdi buradaki Sephora'ya gittim. Nişantaşı'ndaki. Hala Fenty'nin yeni ürünleri gelmemişti. O yüzden Fenty'nin yeni ürünlerini almak için şu anda birazdan yani Nişantaşı'ya gideceğiz. Taksim'e gidiyoruz. Açım ya, cümlelerimi toplayamıyorum. Taksim'e gideceğiz. ve ben şöyle bir salaklık yapmışım. Ben diğer geri kalan 2-3 etkinliği... 2 miydi, 3 müydü? Geri kalan 2-3 etkinliği... 2-3 etkinliği bugüne sığdırmış. Bugüne zannediyorum. Başak'a diyorum ki, ben işte bu etkinlikten çıkalım, ondan sonra şu ikisine de bir uğrayalım diyorum. Başak diyor ki, bugün değil, yarınmış. Hayır, ben de yanlış bildiğimi. Benim galiba yarın çekimim var bu arada. O yüzden onunla gidemeyebiliriz. Aynen öyle. Ha, neyse. Sabahtan olabilir çekimim. O yüzden bende birazcık günler yine kaydı yani. Neyse, şimdi yemeğimi bekliyorum. Çok açım. Görüşürüz. Soda içiyorum sade. At tırnaklarımı gösterdim. Bak, nude yaptırdım tırnaklarımı ilk defa. Hayret. Benden beklenmeyecek bir şekilde. Şaşırdım. Üzerine istediğim renk bojeyi sürebiliyorum dedim. O yüzden sıkıntı yok. Sephora'ya geldim ve sonunda Fenty Beauty'nin yeni ürünleri gelmiş. Tabii ki de bronzerlardan aldım. Yani kendi rengime göre olan bir tanesini aldım.
body lavalardan şurada gördüğünüzü ve şurada gördüğünüzü alacağım. Bu kalmamış. Onun close olan kalmamış ama şu Trophy Wife'ı aldım. Bunlarla güzel bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Benim lifalarımı çeker misin başlamadan? Çekerim, gel. Dur. Rica ederim. Evet. Vlogumuzda dikkat et. Tripodum yok çünkü bugün. Bunu koymak ister misin? Yok, bu gayet iyi oldu. Vlogumuza hemen bir markalardan gelenler ekleyelim dedim. Şimdi bakalım. NYX Pem. Çok hafif bir şey bu. Davetiye mi yoksa? Evet. Yarınki etkinliğimizin davetiyesi NYX ve Coachella. Çünkü Coachella diye mi okunuyor? Coachella diye. Coachella. Coachella'nın sponsoru, makyaj sponsoru bu sene NYX. O yüzden şekilde bu bilekliği mi takıp gitmemiz gerekiyor? Aynen. O zaman tamam, bunları hemen buraya koyuyoruz. NYX teşekkürler. Yarın görüşürüz. Sayın Şeyda Erdoğan benim. Bunun mu? Evet. Kitap. Kitap mı? Kitap okumayı çok severim. Selamlar. Ortalıkta düzgün erkek var. Nerede bu düzgün erkekler diye. Daha önce okumadığım bir yazar. Teşekkür ederim. Düşünüp de bana kitabını yolladığı için. Eline emeğine sağlık. Şöyle bir paketimiz var. Garnier'den. C vitaminli yüz maskesi ve Garnier'in krem, besleyici ve kalıcı saç boyaları. Şimdi burada da Benefit'in bir maskara şeysi var. Maskara olduğunu biliyorum çünkü storylerde gördüm. Bir kutusu var. Allah aşkına ya. Bunun makas var mı orada? Ben hiç markalardan gelenler videosu çekmiyorum bu arada. Çünkü birincisi paketleri hemen açmak istiyorum. İkincisi paketler evime çok dağıtıyor. O yüzden paket tutamıyorum, biriktiremiyorum. Senin çektin mi markalardan gelenler? Hayır, ben de hemen açıyorum. Ben açıyorum ya. Eve götürmeye bile sabredemiyorum. Evet, mesela bazen açıyorum. Evet, bazen mesela aynen bu şekilde çok büyük paketler olunca onları taşıyamayacağım için götürmüyorum mesela. Gerçi eve gelenleri de direkt açıyorum. Ben hep açıyorum, tamam mı? Ben dayanamam çünkü meraklı bir insanım. Tırnaklarımı da yeni yaptırdım inşallah. Kırmam. Ha şu an şey, ilk çağ. Öyle bir açış şekli. Bir şey söyleyeceğim, açarken deldim. Benefit'ten böyle bir roller liner, eyeliner, yeni eyeliner. Bu roller lash'in, roller lash maskaranın eyeliner'ı bakıyoruz hemen. Kahverengisi ve siyah var. Eye Bright Pencil var. Eye Bright Pencil. Hep böyle söylerim çünkü ben. Bir de Roller Lash Mascara var. Bu çok sevdiğim bir maskaradır. Çok teşekkür ediyorum. Bütün marka... Abi kendi aldıklarımı göstermem lazım. Dur, Kiko'nun lansmanından nelerleri göstereceğim size. Şu an benim dolu bile yani. Ben nasıl bir şey göz çekeyim. Hemen okuyorum sizin için. Kiko Milano Ocean Feel koleksiyonu. Maviliklere Dalın isimli bir koleksiyon. İçinde göz ürünleri var, dudak ürünleri var. Highlighter'lar var, bir şeyler. Bir sürü bir şeyler vardı. Orada gördük zaten. Şöyle iki tane çanta verilmiş iç içe. Bu çantalar her zaman bana lazım olan şeyler. Bir tane Ocean Feel SPF. SPF diye mi okunur? SPF SPF. SPF herhalde. Face... bunun tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Zaten değil bildiğim kadarıyla ama güneş koruması şeysi gibi bir şey mi? Aynen, güneş koruyucu losyon gibi bir şey bu. Ay çok güzel kokuyor bu arada. Bir tane 02 numaralı rujumuz var. Şu an önümdeki dağınıklığa bak. Benim evim zaten her gün böyle. Rujlarının
Kabı böyle. Ve böyle çok tatlı bir gül kurusu mercan. Bilmiyorum. Mıknatıslı bu arada. Bir tane de eye marker diyor. Eyeliner sanırım. Aynen. Bir tane de eyelinerımız var. Şimdi Q'da teşekkür ettikten sonra neler aldığımı göstermek istiyorum. İlk önce şunu aldım. Bu bende yoktu. Birazcık daha bunun için neden beklediğimi bilmiyorum ama şunu almak istedim. Bu çok artık klasik Fenty'nin ilk ürünlerinden olan Kilava Foil şeyi. Bu sarı olanı. Bu bende yoktu. Bunu aldım. Ve ekliyorum. Sonrasında Fenty'nin yeni bronzerleri ki benim hani lansmanı yapıldıktan sonra yurt dışında bir aydır falan bütün Sephora'lara sorduğum bir ürün. Artık gün lansmanı yapıldı ve mağazalara geldi. Benimki Island Tink olarak geçen Sunstalker bronzer. Böyle bir renk. Ve de gerçekten bunu da her gittiğimde soruyordum ki bir tanesini bulamadım. Who Needs Cloud olanını bulamadım. Ben de body lavalardan Strawberry Life aldım. Bunlarla böyle gerçekten tam bir gold makyaj yapmak istiyorum. Bu arada beklediğimden çok daha büyük bir ürün. Gerçekten bayağı büyük bir ürün. Çok güzel. Şimdi bunları toplama zamanı. Şimdi bak size sadece 2-3 tane paketten çıkan dağınıklığı gösteriyorum. Şimdi bunları topluyorum. Evet, şimdi ofisten çıktık. Aa, ışık çok güzel vuruyor oraya. Oraya ışık çok güzel vuruyor. Bir aynen. Dur, ay beni de çek. Evet, ofisten çıktık. Şimdi buranın adı ne bilmiyorum. Ne buranın adı? Bizim sokağında bir kahveciye geldik. Çok, çok tatlı bir kahveciye geldik. Kahveci arkadaşlar. Ya şimdi bir şey yaptık biz. Böyle bir şey. Filtre kahve içiyorum. Bir de dondurmalarımız var. Azıcık dondurma denedik de burada. Süper, çok teşekkürler. Şimdi Atahan'ın yanına gideceğiz. Mugo adamın. Çantacı Atahan'ın yanına. Şaka şaka, Atahan'ın yanına gidiyoruz. O komik oldu o video baya. Geçen gün de onu baya dalga geçtik. Ona çantacı Mugo falan diyorlarmış. Kim diyor ya? Öyle bir terbiyesizlik mi olabilir ya? Şimdi kızlarla beraber işte dondurma bu şu bugün kırdık yani. Hiçbir diyet, sağlıklı. Sabah salata yedim. Bir şey söyleyeceğim, salatayı... Hayır, nerede kaldı salata gerçekten? Bir şey söyleyeceğim. Sabah salata yedim ama salatanın yanında çok güzel bir ekmek getirmişlerdi. Bir iki dilim. Salatayı arkadaşlar sokum almak. Ekmek ne? Ne? Sokum almak diyorlar ya. Sokum almak. Hayatımda ilk defa sokum geçen... almak diye bir şey hayır, duydum. Hayır, var ya sokum, hani sokum al ye sokum al. Bilmiyor musun? İlk defa duydum. Salatanın yanında getirilen böyle iki tane minik ekmeği çok beğendiğim için ekmekten istedim ve bayağı bildiğiniz hani yarım ekmek falan yedim. Abartmıyorum salatayla beraber. Şimdi üzerine de bir de bunu yiyeceğiz bakalım. Burası çok tatlı bu arada. Bir sürü kedi var, kedi evleri falan var. Bakın göstereyim size. Çektiğim fotoğraflarıma bakacağım. Umarım beni güzel çekmişsindir. Anca gelebildik. Bir saatte gelebildik ama ben Allah'tan yol boyunca uyudum. Yani Atahan yine bizi ne yaptı, ne etti, kilitledi. Ne zaman görüşecek olsak bize diyor ki ya saat işte 5'te gelin ya 6'da gelin. Asla hani öğlen 1'de gelin falan yok. Showroom da öyle bir yerde ki sürekli olarak İş çıkışında kilitlenen bir yerde yani bu Levent tarafında. Peki bizim showroom'a çağırıp da kendisinin olmaması korkutacak mı? Bizim bir şey mi yapacak? Yok be, yapmaz. Atahan bizi de gelmiyor. Biz Atahan'ı korkutalım mı? Yani gerçekten neden böyle bir şey yapıyor bu çocuk şu anda? Çok komik değil mi ya? Bayağı komik. Şu şeyi bir arayayım. Atamı mı? Hmm. Ara.
Burayı bu açık bırakıp gidiyor mu? Evet, yani diğer tarafta var mı birileri? Bir şey söyleyeceğim. Bizim şu anda showroom'da olmamız, ışıkların kapalı olması ve senin burada olmaman. Mağazada buluşacağız demiş. Hayır öyle demedim. Hayır öyle demedin abi. Başak ne yazdı? Mağazada buluşmayacağız. Ve şu anda showroom'da kimse yok. Sen şaka yapıyorsun ya. Metro hayatlayın gelin diyor. Bir tuvalete girip geliyoruz o zaman. Hadi bay bay. Olayı özet geçiyorum. Atam Başa demiş ki mağazada buluşalım. Bu da bizi showroom'a getirdi. Şimdi Taksim'den burası neresi? Safir'in oraya geldik. Safir'in oraya geldik. Emniyet Seyir'den Levent tarafına yani. Kaçıncı Levent bileceğini hiçbir şey bilmiyorum. Halbuki Karaköy'deki mağazada buluşmamız lazımmış ve oraya da gitmemiz 10 dakika falan sürerdi. Buraya 1 saatte geldik. Şu an Yandex'te trafikte 1 saat gösteriyor tekrar Taksim'i. Ya diyorum, kanka diyorum niye buraya geldik? Bana böyle yapıyor. Oldu artık yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak hiçbir bir şey yok. Şimdi tekrardan gidiyoruz ve hava çok soğuk. Ne yapayım, ağlayayım mı? Ağla. Evet, bu Zeki yüzünden şu anda geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Çünkü gerçekten 1 saat gösteriyor Yandex'te şaka gibi 1 saat. Ve saat 8 olmasına rağmen 1 saat gösteriyor. Atan da bizi bekliyor şu anda Galata'daki mağazada. Ne zaman biz onu bekledik? Hiç biz onu beklemedik. Ne zaman bekledik? Hatırlamıyorsun, bir kere gitmiştik. Benim leopardi çantayı aldığım zaman. Hiç hatırlamıyorum. En fazla 20 dakika beklemişizdir. Evet. Bu çocuk 6.30. Gerçi çok bir saattir bekliyor. O da bize 15 dakika geç geleceğim, 15 dakika geç geleceğim diye 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 aynı şeye denk getirdi zaten. En fazla 30 dakika geç. En fazla yarım saat geç bekledi, geç kaldı. Şimdi görüşürüz, sen yürüyerek devam et. Kaç durak kaldı? Şişli'deyiz. 1, 2, 3 durak. Evet, 6.30'daki buluşmamıza 8:10 geçe yaklaşık olarak gelmiş bulunuyoruz. Galata'dayız. Aparel mağazasındayız. Aç kapıyı. Saatler oldu ya. Evet. Yazık ben ya, üşümüş. Yazmadım mı şey diye. O kadar dalgınlığıma gelmiş. Bir şey söyleyeyim mi? 1 saatte gittik bir de. Ama ben şeye. Yani. Evet, iyi oldu, iyi oldu, evet. Hoş bulduk. Aynen, hoş geldiniz demiyor ya. Tamam, 2 saat geç gelmiş olabiliriz ama yani. Niye böyle yapıyorsun Atan? Şaka yaptım, hoş geldin. Hoş buldum. Az önce. Kapatmıştık. Aynen. Dükkanı kapatmıştık. Hayatım ilk defa burayı ben kapatacağım. Kapatırız, böyle kepenkleri indiririz. Kepenkleri. Evet. Son günlerde YouTube aleminin bayağı bir gündemindesin. Evet. İstersen benim vlogumdan hakkındaki gelen iddialara yanıt verebilirsin. Verebilirim. Ne diyeyim? Ne diyeyim Başak? Peki, dolandırıcı değil. Arkadaşlar öncelikle dolandırıcı değil. Arkadaşlar çocuğun adını dolandırıcı çantacıya evet çıkartmışsınız. Bir de söylemek istemediğim bir küfüre maruz bırakmışsınız ve çok üzüldü. Evet, çok üzüldüm. Yani ürünler pahalıysa biz ne yapalım? Burayı bir acıklı müzikle siyah beyaz koyuyorum, tamam mı? Aynen. Çok harika olacak. Çok harika. Çok harika. Ne güzel üstündeki. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Yeni aldım. Adidas. Sponsorum mu Adidas? Değil. Kendim aldım. Tamam. Şimdi aparelden yani bu kadar aldıklarımı gösteriyorum. Şu ceketi aldım. Yani önünü kapatmam lazım. Çünkü yakası çok güzel. Detay çekiyorum abla. Başak Karahan'ı kameramanım olarak çağırdım bu arada. Burada çalışmaya başladım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Az önce müşterilere çıkıp bağırmıyor muydu? Gel gel indirim vardı. Niye? Evet, çalışabilirim. Bu böyle duruyor. Güzel. Bu unisex değil mi? Evet. Böyle. Bunu böyle giyeceğim. Bu bir. İki tane bayağı iyi bir şey almış. Şimdi gösteriyorum. Ben de bunu normalde anneme alacaktım.
açık konuşuyorum. Annem bendeki bu çantayı çok beğenmişti, bu büyük olanı. Bendeki bordosu. Ama ben onu anneme verip bunu kendime almaya karar verdim. Böyle stüdyo koleksiyonumdan. Bunları ben çekimlere götürüyorum ya da böyle 2-3 günlük gezilere falan. Bir de bunun aynı takımı, bu şey, su geçirmiyormuş. Makyaj çantasını aldım. Bayağı bir şeyim girer buna bu arada. Bayağı bir şeyim. Palet falan girer yani rahat bir şekilde. Son olarak da çoraplarımı aldım. Hemen çoraplarımı gösteriyorum. Bunu şeylerle giymek için aldım. Daha çok böyle hani sneakerlarla falan. Çünkü üstündekiyle de çok güzel, güzel oldu. Aa, çok iyi oldu. Babet çorabı aldım. Her zaman lazım olan bir şeydi. Bir de tabii ki de Fenty koleksiyonundan şu ikisini aldım. Bütün Fenty koleksiyonundan şu an birer tane var elimde. Alışverişim bu kadardı. Şimdi buradan tantuni yemeye gidiyoruz. Evet, dükkanımızı kapattık. Gidiyoruz şu anda. Tantuni iptal bu arada. Başka bir şey yiyeceğiz. Adam bir tantuni yemek istemiyormuş. İşte ya. İyi ki bir videoya çıktın, artık tantuni de yemez oldun. Ha? Sen artık hep sushi yersin. Şimdi eve geldim ama hemen tekrardan çıkmak durumundayım. Çünkü Burak Ankara'daydı. Arabasıyla alakalı bir şey yapmak için. Ve gelmiş ama çok uykusuz, bir tane arkadaşını bırakmamız gerekiyor eve. O yüzden ona eşlik edeceğim. Co-pilotluk yapacağım. Bunu ve kırmızısını aynı anda aldım. Böyle bayağı büyük erkek üstü. Sırf yani şu şapkaları için bile alabileceğim bir şeydi zaten. Ve inanamazsınız, o kadar çok giydim ki kaban olarak falan da kullanıyorum. Markası da Allscast People. Şimdi tabii ki size arabayı göstermeyeceğim. O yüzden sadece beni göreceksiniz. Bakayım nasıl olmuş. Güzel olmuş. Göstermeyeceğim arabanı. Burak'ın videosundan izleyin. Dokunayım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Detaylara falan baksana. Gel onu atalım. Aa. Dur, size göstermeyeceğim. Araba gizli. Aa, bu detay mı? Değil, bu normal arabanın şeyi. Hayır, sarı var orada da. Sus. Diğer bir günden merhabalar. Şu anda Nix'in Watson'la beraber yaptığı etkinlikteyiz. Nix bu sene Coachella'nın makyaj sponsoru. O yüzden burada bir etkinlik yapıldı. Birazdan size neler olduğunu falan da göstereceğim. Şimdi sizi ürünlerin olduğu tarafa götürüyorum. Gerçek anlamda her taraf sin. Böyle çok güzel renkli paletler var. Bu Can't Stop, Won't Stop, Fondöten. İnanılmaz bir renk skalası var. Mesela. Onun dışında yine glitterlarımız. Her yerde glitterlarımız var. Glitter Goals. Bu neydi? Eyeshadow. Bu far olarak kullanabileceğiniz. Ve bunun eyeliner da var. Gerçekten çok havalı. Yine Can't Stop, Won't Stop, Fondöten'in matte primer'ı var. Bunlardan bende var zaten. Şu palet de çok güzel ve renkli. Evet, şu anda Tuğçe ile Coachella'dayız. Coachella. Mesela bir yürüyüş yapalım mı sen? Hadi yapalım. Hadi. Yapar mısın benimle? Ve ama benim yürüyüşümü yapalım. Ne? Benim yürüyüşümü yapalım. Yürürsün. Benim evim seninki gibi dur. Şöyle yap. Ama benimki de böyle yapacağın yürüyeceğiz işte. Var mısın yürümeye? Şimdi Nişantaşı Sephora'ya geldim. Yiğit'in yanına. Yiğit az önce bana bir uygulama gösterdi. Ve hiç beklemediğim bir şey çıktı ortaya. Şimdi size onu göstereceğiz. Selam. Selam. Yiğit biraz uzun olduğu için gözükmedi. Merhaba. Olar fondöten. Benim çok sevdiğim bir fondöten zaten. Bu da Vayetel'in, ismini okuyamadım. Şu şekilde Blur Primer. Aynen. İnanılmaz tercihlen bir primer. Bu iki üründe vardı bende. Şimdi bunu ikisini karıştırınca nasıl bir şey ortaya çıkıyor onu göstereceğiz. Ben beklemiyordum. Rengini bulup geliyorum. Tamam. Biraz bundan alıyoruz. Tuvaletimiz. Benim hayran olduğum primerimiz. Yemişler zaten. Şimdi bakın, netlesin. Görebiliyor musunuz? Dur biraz, göremiyorsunuz şu anda. Ha, şu anda görebiliyorsunuz. İkisini karıştırdığınız zaman köpük fondöten oluyor. Görüyor musunuz şunu?
Milli'nin köpük. Bu arada dekolte makyajına da bu uygulamayı yaptığın zaman dekoltenin de inanılmaz pürüzsüzleştirmesini sağlıyor. Bir de sağlıyor. Sanki aynen elimde minik kırışıklıkları kapattı. Evet, bütün gözenek görüntüsünü ortadan kaldıran bir uygulama bu. Tabii bak pansiyonu görebiliyorsunuz. Bak şunun yapısına bakın. Bir bunun. Bundaki minik kırışıklıkları görebiliyorsunuz. Ama bunda yok. Ben şok oldum ve şey bekledim ben. Bazla birleşince parlak fondöten çıkacak bekledim ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bunu da YSL'in make-up artistinin yardımcısı geçen haftaki eğitimde öğretmişti ama ben de ondan öğrendim. Evet, inanılmaz. Aşırı iyi. Biz bugün öğreteceğim başka neler var bana? Shimmer Stick bizim en son aynen çıkan zaten highlighter'ımız. Ki bunda hiçbir şekilde pigment ve sim yok. Tamamen ıslak bir görüntü. Ve bu da Top Secret'in Eye Perfection'ı, primer bu. Bunu göstereyim. Evet. Şöyle bir ürün. Ve ben bunu Shimmer Stick'in üzerine sıkıyorum. Her şeyi karıştırmak üzere. Evet. Ben ruj falan karıştırıyorum. İnanılmaz güzel bir ıslaklık. Benim aynı zamanda sen göz kapağında böyle gloss formatını da seviyorsun. Yüzündeki ürünü kaldırmıyor. Tamamıyla ıslak bir görüntü. Aa evet. Bu tam gerçekten eğer toz highlighter sevmiyorum diyorsanız. İnanılmaz güzel duruyor, evet. Aşırı iyi. Bugün de bir şeyler öğrendik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Bilgi en değerli şeydir. Bunu sakın unutmayın. Bilgi paylaştıkça güzelleşiyor bence. Bana böyle öğrendiklerini öğretebilir misin? Arada bir geleyim seni yok. Ne zaman istersen. Tamam. Ben sana sürekli söylüyorum zaten gel 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 diye. Ne zaman istersen. Tamamdır. Şimdi şarjım bitiyor. Eve gidince görüşürüz. En son Sephora'daydık. Benim orada şarjım bitmişti. Onun ardından birkaç saat geçti. Gidip bir arkadaşıma hediye aldım. Doğum günüydü çünkü onun doğum gününü kutladım. Daha sonrasında eve geldim. Bir yemek molası verdim. Evde yemek yedim. Bu aralar böyle elimden geldiğince evde yemek yemeye çalışıyorum. Annem bana yine böyle sevdiğim şeyleri hazırladı. Bu sefer birazcık daha böyle ne tarz deniyordu? Formal mi deniyordu? Kendi tarzımda böyle bir uyarlama yapmak istedim. Brown'un bir partisine gideceğim ve canım böyle giyinmek istedi. Ne var? Ne var? Ne oldu? Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Aşkım, şunun güzelliğine bakın. Sen bana kızdın mı dışarı çıktım diye? Ha? Cevap ver. Gözler niye hep çapaklı? Ben hep bunları siliyorum yine çapaklı gözler. Ha? Salak çocuk. Ama yarın full evdeyim. Bunu biliyor musun? Yarın full evdeyim. Yarın çıkmayacağım gerçekten. Çünkü hiçbir işim yok dışarıda. Çekimim de yok. O yüzden yarın evde kalmak istiyorum artık. Sıkıldım. 2-3 gündür full dışarıdayım. Etkinlik, çekim falan derken artık bunaldım. Yarın evde durayım. Güzel bir makyaj videosu çekeyim. Yeni bir şeyler aldım. Bugün aldıklarımla falan çekebilirim. Güzel bir makyaj videosu çekeyim. Birazcık evimi toplayayım. Evim dağıldı yine her zamanki gibi. Yemeğim de var. Annemin yaptığı yemekler de var. Ups. Onları yerim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.